İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin konuştu. Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir dedi. Hollanda, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya sert sözlerle yüklendi. Dışişleri Bakanlığı ise 9 ülkenin büyükelçisini bakanlığa çağırdı. 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Hollanda, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluklarını geçici kapatma kararı gündemindeydi. Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütüldüğünü söyledi. Türkiye'yi bu istihbarat elemanı terk etmiş, bu istihbarat elemanı elde edebileceği sonuçları alamayınca ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış. Ondan sonra da Türkiye'de bir DAEŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. İstiklal saldırısını hatırlattı. Büyükelçilikleri kapatan ülkelere madem saldırıyı biliyordunuz Türkiye'ye neden haber vermediniz sözleriyle seslendi. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Siz kimle dalga geçiyorsunuz? İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de karara ilişkin tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler, göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırılan yerlerdir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Dışişleri Bakanlığı da 9 ülkenin büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Çok fazla mesaj gelen bir diğer konu Ramazan Altuntaş demiş ki bu sözleşmeleri 3+1 sistemi daha iyileştirilsin. Evleniyoruz yine yalnız yaşamak durumundayız. Aile yapısını bozuyor bu sistem. Çok fazla mesaj gelen ve benim de hak verdiğim bir konu var. Büyük harflerle okuyacağım bu mesajı. Kim yollamış? Orhan Bey. Rakamlar da var, devamında önemli değil. Hizmet sektöründe bayramlar ve pazarlar dahil mesaisiz çalışanlara adalet istiyoruz. Hafta içi izin mi olur demiş. Evet. Evet, burada galiba ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta içi adaletsiz bir şekilde izin yapıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Ela Hanım demişler. İnşallah sesiniz olmuşuzdur. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu liderler turuna başladı. Efendim altılı masa toplantısı malumunuz 13 Şubat'ta en kritik masa kurulacak. Çünkü aday belirlenecek. Şimdi bu masa kurulana kadar da turlar devam ediyor. Sayın Karamoğluoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Gözler 13 Şubat'ta Millet İttifakı Saadet Partisi ev sahipliğinde 12. kez bir araya gelecek. O toplantıda altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının netlik kazanması bekleniyor. Toplantı öncesi Temel Karamoğluoğlu liderler turuna çıktı. CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. CHP lideri görüşme sonrası Temel Karamoğluoğlu'nu kapıya kadar uğurladı. Saadet Partisi liderinin bir sonraki durağı ise Demokrat Parti oldu. Gültekin Uysal'la yapılan görüşme Celal Bayar Köşkü'nde gerçekleşti. Karamoğluoğlu bir gün önce de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü. Temel Karamoğluoğlu'nun 13 Şubat öncesi 6 liderle kamuoyuna duyurulmayan görüşmeler yapması da bekleniyor.